Merhabalar, selamlar, sevgiler herkese. Bütün saygıdeğer dinleyenlerimize yeni bir kaynaktan Dahiliye Onkoloji kitabından istifade ederek temel kanser gruplarını, tiplerini, modellerinin genel kültürel eğitimi, halk sağlığı eğitimi çerçevesinde bu kitaplar son bulacak. 6 veya 7. kitap oluyor bu. Kanserler hep aynı şeyler, farklı üsluplar, farklı anlatımlar ve bilgi parçalarıyla zenginleştirilerek somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Bundan sonraki süreçlerde spesifik konulara girilecektir. Spesifik başlıklar halinde incelenecektir. Evet, birinci konu başlığımız malign melanom. Malign melanom. Malign melanom deri ve diğer bölgelerdeki melanositlerden kaynaklanan bir tümördür. Diğer cilt kaynaklı tümörlere oranla çok daha agresif seyreder ve sistemik yayılma yeteneği sayesinde ölümcül olabilir. Son 20-30 yıldır hem görülme sıklığının hem de melanoma bağlı ölümlerin artmış olması nedeniyle önemli bir sağlık sorunu olarak dikkat çekmektedir. SER, SER, Surveillance Epidemiology and End Results. Veri tabanı malign melanomun Amerika Birleşik Devletleri'nde sıklığının 1950-2000 arasında %619 oranında, mortalitenin, ölümün ise %165 oranında arttığını bildirmektedir. Aynı ülkede 2004 yılında 55.000 yeni vaka ve 7.900 ölüm beklenmektedir. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı cilt tümörleri tarama programı ve Türk Onkoloji Grubu Melanoma Birimi de Türkiye'deki sıklığı saptama amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Evet, yaklaşık 27 profesör ve doçentin bir araya gelerek oluşturdukları grubun hazırladığı bir kitaptır bu kitap. Türkiye'deki akademisyenler tarafından düzenlenmiştir. Evet, devam ediyoruz. Risk grupları ve korunma. Her ne kadar melanomun kesin nedeni bilinmiyorsa da güneş ışınlarının ve özellikle ultraviyole ışınlarının etiyolojide rol oynadığı kabul edilmektedir. Ayrıca yapay ultraviyole ışınları ve solaryumda risk faktörleri arasında yer almaktadır. Görülme sıklığının artışında ozon tabakasının incelmesi bir başka faktör olarak suçlanmaktadır. Giyinme alışkanlıklarına bağlı olarak kadınlarda, özellikle bacaklarda, erkeklerde de gövdede sık rastlanmaktadır. Aralıklı olarak yoğun güneşlenme ve güneş ışınlarına duyarlılık, açık tenli ve sarışın olmak gibi özelliklerinin melanom riskini arttırdığı bilinmektedir. Güneşte yanmayan sarışın ya da kızıl saçlı mavi gözlü kişilerde risk artmaktadır. Son yıllarda kızıl saçlılarda saptanan melanokortin 1 reseptöründe doğumsal mutasyonun da ışığa hassasiyete ve artan melanom riskine yol açabildiği gösterilmiştir. Çok sayıda pigmentli lezyonu olanlarda melanom riski
artar. Daha önce malign melanom tanısı almış kişilerde de melanom riski 10 kat artmaktadır. Bir soru soruyoruz. Acaba safra pigmentleri deri yoluyla değişik sorunlarla atılmaya bağlı, safra kanallarında tıkanmaya bağlı. Deri yoluyla atılması, güneş ışınlarıyla etkileşime girmesi kanserojenezde rolü nedir? Bunun araştırılmasını öneriyoruz. CDKN2A ve CDK4 genlerinde kalıtsal mutasyonlarda yaşam boyu melanom riski %60-90'a çıkmaktadır. Son yıllarda melanositlerin reseptör tirokin kinaz aktivitesine bağlı sinyal ileti sistemlerinde rol oynadığı gösterilen RAF molekülü etiyolojide ve tedavi hedefi olarak önem kazanmaktadır. Melanomların ailevi olarak görülme oranı %5-10 arasındadır. Yaş yüzde görülen lentigo maligna melanoma dışında etiyolojide rol oynamaz. Ciltte görülen nevomelanositik nevusların büyüklüğü, şekli ve yaygınlığı melanom riski açısından yakın takip gerektirir. Hastaların %70 kadarında primer birincil tümör bölgesinde eskiden beri var olan bir nevus vardır. Bunların şekil, renk ve boyutlarında değişiklik olması halinde kanser şüphesi akla gelmelidir. Çok büyük konjenital nevüslerin kanserleşme riski oldukça yüksektir. Bu nedenle mümkünse cerrahi olarak çıkartılmaları uygundur. Alkol ve sigara ile oral kontraseptif, ağızdan gebelik önleyiciler kullanımının beslenme şeklinin melanom ile bağlantısı gösterilememiştir. Korunmanın en etkin yolu güneş ışınlarından fiziksel olarak korunmadır. Güneş ışığının en yoğun olduğu yaz aylarında ışınların en dik geldikleri öğlen çevresi 4 saat 10 ile 14. Çıkmamak, çıkılacaksa şapka, güneş gözlüğü ve uzun kollu giysileri tercih etmek önerilmektedir. Çok ince giysilerin SPF 10 Sun Protective Factor SPF'nin açılımı Sun yani güneş koruyucu faktör, protective faktör 10. Ondan az koruyacağı akıldan az koruyacağı akılda tutulmalıdır. Su sporları gibi uzun süre doğrudan güneş ışınlarına maruz kalınan durumlarda Sun protective faktör 30 ve üstü güneş losyonları kullanılmalıdır. Tabii ultraviyolenin farklı tipleri bazılarını korur, bazılarını da koruma tam sağlamaz. Bu işte tartışmalı tabii bu güneş koruma faktörleri artırıyor olmak gerçek bir koruma sağlıyor mu pratik sahada? Yoksa belli oranda veya ultraviyolenin belli modelini, belli tipini korur, diğer tipini korumuyor. Melanomlar tam tanı sırasında genellikle sınırlı evrede yakalanırlar. Erken tanı şifa şansını artırdığı için hastalığın bu evrede tanınması son derece önemlidir. Hastaların %20'sinde tanı sırasında lenf bezi veya organ metastazları saptanmaktadır. Tanı ve evrelendirme yöntemlerinden bahsediyor. Biyopsi, evrelendirme. Evreleme sistemi genellikle
uluslararası alanda birçok onkoloji kitabında A, J, C, C diye geçiyor. Veya TNM sistem. A, J, C, C, Amerikan Joint Committee on Cancer. Ona göre evrelemeye tabi tutuluyor her bir kanser şeyin olgusu. Tedavide cerrahiden bahsediliyor. Radyoterapi, sistemik tedavi, ajuvan tedaviler. Bunlar hekimlik konuları. Toplumsal, sivil halkı ilgilendiren konular değil. Bunlar hekimin işi. Baş ve boyun kanserleri. Baş ve boyun kanserleri, baş ve boyun bölgesinde anatomik olarak paranazal sinüsler, ağız boşluğu, nazofarenks, orofarenks, hipofarenks, larenks ve tükürük bezleri yer alır. Bunlar, bu farenks dedikleri yutak, yutağın buruna kol veren kısmı için nazofarenks, ağıza kol veren kısmı için orofarenks, daha derin katman, o da oluyor, hipofarenks. Mukoza ile kaplı olan bölgeler, mukoza ağzımızın içini kaplayan kırmızı gördüğümüz şeye verilen isim, mukoza ile kaplı olan bölgelerde çoğu kez epitelyum orijinli kanserler çıkar. Bunun yanında tükürük bezlerinde çoğu kez adenokarsinomlar, adeno bezlerin tümörojenik tanımlamasında kullanılıyor. Adenomsa iyi huylu tümörlerdir. Adenokarsinomsa bu da bezin, salgı bezinin veya bezin daha genel ifadeyle kanserlerine verilen isim. Adenokarsinomlar görülür. Klinikte epitelyal ve adeno kanserlerin tedavisinde farklılıklar vardır. Yine anatomik olarak bu bölgede yer alan tiroid ve paratiroid bezlerinin kanserleri farklı klinik davranış özellikleriyle tedavide bu bölgenin dışında değerlendirilir. İnsidans ve epidemioloji. Erişkin kanserlerinin yaklaşık %3'ü kadarı baş ve boyun bölgesinden kaynaklanır. Dünyada her yıl baş ve boyun bölgesinden kaynaklanan 500.000'un üzerinde yeni kanser olgusu gözlenir. Kuzey Amerika ve Avrupa'da orofarenks, larenks, gırtlak tümörleri sıklıkla görülürken Uzak Doğu, Akdeniz ülkelerinde nazofarenks kaynaklı tümörler ön sıralara geçmektedir. Ülkemizde de nazofarenks, nazoburun demektir. Nares, naz, nazofarenks kanserleri daha genç yaş grubu. Grup hastada sigaraya bağıntısız olarak karşımıza çıkmaktadır. Etiyoloji ve genetik. Epitelyal orijinli kanserlerin en önde gelen etkeni sigara ve alkoldür. Olguların %90'lara varan oranlarında altta yatan en önemli etken sigaradır. Bunun dışında esrar içenlerde insidans artmaktadır. Bazı meslek hastalıklarında da baş ve boyun kanserlerinin artış gösterdiği bilinmektedir. Tekstil işinde çalışan, ağaç tozuna maruz kalan ve nikel imalathanelerinde çalışanlarda kanser oranları artış göstermektedir. Yemek alışkanlığına bağlı kanser gelişiminde rol oynayan kesin bir faktör bildirilmemiştir. Ancak düşük orveya sebze ve meyve tüketenlerde orofaryngeal kanserlerin daha sık olduğu bildirilmektedir. Türkiye'nin de içinde yer aldığı Akdeniz ülkeleri ve Uzak Doğu ülkelerinde viral etiyolojinin rol oynadığı nazofarenks kanserleri daha sık görülmektedir. Buradaki etken Epstein-Barr virüsüdür. Virüsün endemik olduğu bölgelerde bu kansere daha sık rastlanılmaktadır. Bazı ağız içi
kanserlerinin etyenin insan papilloma virüsü olduğu gösterilmiştir. Papilloma virüsü iyi huylu tümörlere sebep olur. Deride, servikste de tümöral olgulara sebep olur. Tabii papilloma virüsü de oluşan iyi huylu tümörler daha sonraki aşamada kötü huylu tümörlere dönüşmesi her zaman söz konusu. Epitelial histopatoloji ve karsinogenez, epitelial baş boyun kanserleri histolojik olarak iyi, orta ve az kötü diferansiye olarak üçe ayrılırlar. Genel olarak az diferansiye tümörlerin az diferansiye az farklılaşmış. Tümörlerin sağ kalımı daha kötüdür. Bir hücrenin enerji düzeyi ne kadar düşükse o kadar yüksek oranda mutasyona uğrayacak demektir. Problemli zayıf kondisyonlu bir normal hücre kanser hücresi sürecine girerken ne kadar az enerjisi varsa o kadar yüksek mutasyona uğrayacak demektir. O kadar kendi orijinal DNA'sı genleri kendini ifade etmeyecek, sıfıra yakın demektir. Böyle kanserojenik hücreler olabildiğince agresif ve son derece prognozlar kötü olur. Akıbetler kötü olur. Sağ kalımı daha kötüdür diyor. Bundan dolayıdır. Evet, hastalık başlangıcı ve ayrıcı tanı diyor. Baş boyun kanseri çoğu kez 50 yaş sonrası ağır sigara içicilerinde gözlenir. Erken dönemlerde ses değişikliği, ağrı, soluk almada zorlanma ya da yutkunurken tıkanma yakınması ile başvurur. Ağız içi haftalarca iyileşmeyen yara, dudaklardaki ülserler kanserin erken lezyonları olabilir. Dil kökü tümörleri, dilde büyüme, hareket bozukluğu ve ağrı yapabilir. Ağrı kulağa başa yansıyan şekilde olabilir. Önceleri olamayan horlama kanserin öncü habercisi olabilir. Nazofarenks yerleşimli kanserler daha geç semptom verebilir. Daha çok kulak ya da burun tıkanıklığı şeklinde başlayabilir. İlerlemiş baş boyun kanserlerinde boyunda gözle görülen şişlikler, soluk almayı engelleyen tıkanıklıklar ve buna bağlı stridor gelişmesi, ses kısıklığı, kafa çiftlerinin tutulumuna bağlı gelişen parestezi ya da felç, tümöre bağlı fistül görülebilir. Nadiren primer tümörün lokalizasyonu saptanamadan boyuna metastatik lenf bezleri de görülebilir boyunda. Tüm hastaların baş boyun bölgesinde yer alan lenf bezleri ve ağız içi tabanı parmakla palpe edilmelidir. Tüm mukozal yüzeyleri iyi aydınlatılarak veya sekresyonlar ortamdan uzaklaştırılarak dikkatlice gözlenmelidir. Tüm görünen ve palpe edilen 1-2 haftadan öteye iyileşmeyen lezyonlar biyopsilenmelidir. Karsinom tanısı alınan hastaların baş boyun bölgesi bilgisayarlı tomografi ve mehre angiyetik rezonans, magnetik rezonans ile görüntülenmelidir. Lokalleri tümörlerde akciğer ve kemik metastazı açısından da araştırma yapılmalıdır. Tümör evrelendirmesi TNM tanımlamasına göre yapılır. Tedavi lokal hastalık, lokal ileri hastalık, evreleme sistemleri.
Tükrük bezleri tümörleri, çoğu tükrük bezi tümörü selim, iyi huylu karakterlidir. Yani benign de denir, benign. Kemoterapi ve kısmen radyoterapiye dirençli olan bu tümörleri ilk tedavi seçimi cerrahidir. Hastalık sınır pozitifliği ve lenf bezi tutulumlarında adjuvan radyoterapi endikedir. Bu tümörlerin iyi kontrol edilmedikleri takdirde lokal agresif gidişleri vardır. Lokal kontrolün sağlanması ile uzun sağ kalım şansı yakalanır. Nazofarenks kanseri. Sıklıkla Uzak Doğu ve Akdeniz ülkelerinde görülür. Histolojik olarak az diferansiye veya indiferansiye farklılaşmamış tümörleri. Klinik ve etiyoloji olarak klasik baş boyun tümörlerinden farklılıklar içerir. Sigara ile ilişkisi yoktur. Epstein-Barr virüsünün onkojenik etkisi ile hastalık başlar. Daha çok genç yaşlarda görülürler ve diğer epitelial baş boyun tümörlerine göre çok daha hızlı şekilde sistemik hale gelir. Erken dönemde boyunda büyük lenfadenopatiler yapılabilir. Hodgkin dışı lenfoma ile histolojik olarak karıştırılması sıktır. Tedavide farklılıklar erken dönemde dahi nazofarenks cerrahisi zor bir anatomik bölgedir. Tek başına cerrahinin hastalığı kontrol altında tutması yetersizdir. Boyun bölgesini içeren radyoterapi uzun sağ kalımlar sağlar. Yapılan son yıllardaki çalışmaların ışık tuttuğu gibi en iyi sağ kalım oranları eş zamanlı kemoradyoterapi ve adjuvan kemoterapi ile sağlanmıştır. Evet. Yeni bir konu başlığı. Akciğer kanseri. Epidemioloji ve etiyoloji. Prostat kanserinden sonra en sık görülen kanser tipidir. Akciğer kanseri tüm kanser ölümlerinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturur. Kadınlarda insidansın artmasına karşılık erkeklerde azalmaktadır. Yakın zamanlarda yapılan analizlerde sigara içmeyen erkeklerde artış olduğu belirtilmiştir. Bunun nedeni bilinmemektedir. Etiyolojide en önemli faktör sigaradır. Akciğer kanserlerinin yaklaşık %85-90'ından sorumludur. Sigara akciğer kanseri riskini içmeyenlere göre 30 kat artmaktadır. Pasif içicilik de riski yaklaşık 2 kat artırmaktadır. 10 paket yılda, 10 yıl günde 1 paket sigara içilmesi fazla sigara içenlerde ölüm sıklığı içmeyenlere göre belirgin olarak artmaktadır. Risk kullanılan sigara sayısı ve kullanım süresine göre farklılık göstermektedir. Sigara bırakıldıktan sonra 15 yıldan içmeyen kişilere yakın düzeyde bir riske inmektedir. Türkiye'de akciğer kanserinin oluşumunda rol oynayan diğer önemli bir faktör asbest ile temastır. Özellikle sigara içen kişilerde asbest ile temas kanser riskini 90 kat arttırmaktadır. Nikel, arsenik, klor, metil eter, krom bileşikleri, hava kirliliği diğer risk faktörlerindendir. Radyasyona maruz kalanlarda küçük hücreli akciğer kanseri riski artmaktadır. Radon, akciğer kanseri etiyolojisinde rol oynayan diğer bir radyoaktif maddedir ve doğadaki değişik bölgelerde yüksek oranda bulunabilmektedir. Kronik obstrüktif tıkayıcı akciğer hastalığında akciğerdeki skar dokularında sikatrik dokusu, fibrotik doku, bağ doku, skar dokularda örneğin tüberküloza bağlı kanser gelişimi artmaktadır. Field, alan, etki denen durumda özellikle baş boyun kanseri olan kişilerde akciğer kanseri daha sık olarak görülmektedir. Bu kanserojen faktörün tüm epitel yüzeye etki yapmasına bağlıdır. Evet, patoloji ve doğal seyir. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri.
küçük hücreli dışı. Bir küçük hücreli akciğer kanseri var. Bir de şu an inceleyeceğimiz küçük hücreli dışı akciğer kanseri. Küçük hücreli dışındaki tipler bu grupta yer alır. Bunlar squamous hücreli adenokarsinom ve büyük hücreli kanser tipleridir. Squamous hücreli kanser tüm akciğer kanserlerinin %30'unu oluşturur. Eskiden bu hücre tipindeki tümörlerin akciğer periferinde ve adeno kanserlerin santralde oluşma eğilimi olduğu, merkezde oluşma eğilimi olduğu düşünülürken, yeni çalışmalarda her iki tip tümörün de benzer lokalizasyonlar gösterdiği yayınlanmıştır. Diğer tiplere göre squamous hücreli kanserler lokal kalma eğilimi gösterirler. Tedavilerden sonra da lokal tekrarlamalar daha fazladır. Adeno kanserler ve büyük hücreli kanserler tüm akciğer kanserlerinin %60'ını oluştururlar. Sigara içmeyenlerde ve kadınlarda en sık görülen tip adeno kanserdir. Ancak hastaların çoğunda sigara içme hikayesi bulunur. Akciğer periferinde yerleşen tümörlerin yarıdan fazlasında lenf nodu metastazı bulunur. Bu tümörlerin metastaz yapma eğilimleri daha fazladır. Paraneoplastik sendromlar. Paraneoplastik sendromlar normalde bir takım salgılar, ekskresyonlar, sekresyonlar vardır daha Türkçesiyle. Hormonlar gibi prolaktin, growth hormon, süt sentezini yapan prolaktin, büyüme hormonu growth hormon, paratormon, kalsiyumun düzenlenmesinde görevli gibi kortikosteroid, kortizon benzeri şeyler, peptitler böbrek üstü bezinden salgılanır. Bunları özel bir yetenek olarak kanser hücreleri de salgılıyor ve metabolizmayı daha da berbat bir hale getiriyor. Zaten çok yiyor, çok tüketiyor. Vücudun homeostatik dengelerini ve fizyolojik normal dengeli çalışmalarına en büyük parazitik faktör dışsal olarak negatif etki de demiyoruz. Direkt dinamiklerine müdahale ediyor. Bunun için zaten ölümler şekilleniyor. Bir de paraneoplastik sendromlar sürecin içerisine iyice girince iyice karmaşık hale giriyor süreçte. Ayıklanamaz hallere giriyor çoğu zaman. Paraneoplastik sendromlar hiperkalsemi, kalsiyumun yükselmesi squamous karsinomda daha sık görülür. Hipertrofik osteoartropati, hipertrofik büyümesi, kemik eklem problemleri, eklem semptomları, hiperkoagülabilite, yüksek oranda pıhtılaşma özelliği, yetisi, jinekomasti, büyük hücrelide daha sık, akciğer kanserlerinden büyük hücrelide, jinekomasti, erkeklerde memelerin büyümesi, paraneoplastik nötrofili, nötrofil lökozitlerde artış. Evet. Bir diğer başlığı küçük hücreli akciğer kanseri. Akciğer kanserlerinin yaklaşık %15'ini meydana getirir. Son yıllarda görülme sıklığında azalma olduğu rapor edilmiştir. Daha çok santral, merkezi ve hiler yerleşimlidir. %5 hastada periferik yerleşim gösterir. Bu hastaların büyük çoğunluğunda tanı koyulduğu zaman hastalık ileri evrededir. Metastaz yapma özelliği fazladır. Sıklıkla beyin, kemik, iliği ve karaciğere metastaz yaparlar. Pleural efüzyon, akciğerleri saran zara sıvı çıkar. Sıvı birikir. Sık olarak görülür. Paraneoplastik sendromlar küçük hücreli olmayan tümörlere göre daha sıktır. Uygunsuz ADA sendromu, antidiüretik hormon. Bu hormon suyun böbreklerden geri emilmesinden sorumludur. Kafatasının tabanında hipofiz bezinin arka yarımında nörohipofiz dediğimiz bölümden hem oksitosin hem de antidiüretik hormon
salgılanır. İşte uygunsuz ADHD sendromu sıktır diyor. Ektopik dışsal ACTH, adrenokortikotrop hormon sendromu, ki bu hormon normalde böbrek üstü bezlerinden kortekste salgılanır. Bunu tümör hücreleri de bunu salgılıyor. Çok şaşırtıcı tabii. Çünkü genetik yapıları çok değiştiği için ekstradan çok değişik kimlikler, zenginlikler katmıştır kendine. Dıştaki makrofaj askerlerimiz DNA segmentleri üzerinden ona transfer ettikleri ve dolayısıyla olgun hücrelere göre kanser hücresi yüksek powerli, yüksek yetenekli, yüksek birçok özelliğe sahip, tamamen bağımsız, baş kaldırmış, kanun nizam tanımayan bir hücre tipine dönüşmüştür. Demek ki ektopik ACTH, adrenokortikotrop hormon sendromu daha az görülür. Hiperkoagülopati, yüksek pıhtılaşma yetisi sık görülür. Tümör kemik yıkımına neden olan moleküllerin salınımına neden olarak hiperkalsemi yapabilir. Parat hormon dediğimiz tiroidin içerisine yerleşmiş paratiroid bezi vardır. Mercimek büyüklüğünde 3-4 tane çok önemli fonksiyonu vardır. Parat hormon salgılar, kemiklerden kalsiyumun çözülerek kana karışmasını ve kandaki referans aralık içerisindeki normal düzeyini korumasını ayarlar. Antihormon da var tabi, kalsitonin. Burada parat hormonu tümör hücreleri de salgılıyor ve kemikten daha çok kalsiyum çözüldüğü için kanda hiperkalsemi yapıyor. Yükseliyor kalsiyum düzeyi. Bu da ciddi sorunlar doğuruyor klinik vaka olarak. Eaton-Lambert sendromu, miastenia gravis. Bunu daha önce de açıkladık. Ayaklarda adeta tutmaz. Değişik değişik sorunlar. Elektrik ileti sistemi ve onunla ilgili kaslar arasındaki bir sorun bu. Bazı ilaçlar vardır, güzel cevap veriyor. Benzeyen paraneoplastik bir sendromdur ve küçük hücreli akciğer kanserinde görülür. Akciğerin diğer tümörleri mezotelioma. Türkiye'de nadir olmayan bir tümördür. Asbestoz ile temas öyküsü bulunur. Akciğerde, plevrada, plevra akciğerleri saran zar, periton karının içini sarıyor. Bir başka zar. Veya testiste tonica vaginalis veya albuginneasında oluşabilir. Çok sayıda histolojik tipi vardır. Squamous epitheloid ve adenokanser görünümünde histolojiler olabilir. Akciğerin periferik adenokanserinden ayrımında çeşitli boyama yöntemleri kullanılmaktadır. Hastalık plevra yüzeylerinde yayılır. En sık bu difüz şekli görülür. Multifokal, çok odaklı olabilir ve akciğer paranşimini, yani iş yapan dokusu tutulabilir. Uzak metastaz göç etmesi olabilir. Özellikle sarkomatöz komponent varlığında organ metastazları görülür. Karaciğer, beyin, kemik metastazı olabilir. Evet. Bronşiyal karsinoidler hava yolunda tıkanıklıklar yapabilir. Buna bağlı olarak hastaların semptomlar gelişebilir. Biliyoruz, solunum güçlüğü, dispne dediğimiz olgular ve daha birçok sıkıntılar gelişmeye sebep oluyor. Karsinoid sendrom veya ektopik dışsal ACTH, adrenokortikotrop hormon salınımı bulguları olabilir. Kistik adenoid karsinom, lokal olarak invazyon gösteren tümörlerdir. Kemik metastazı yapabilirler. Daha çok lokal tekrarlama gösterirler. Karsinosarkomlar var. Diğer bir şey.
tümerojenik olgu, neoplastik olgu. Genellikle cerrahi olarak çıkarılabilen tümörlerdir. Sınırlı kalma eğilimleri vardır. Burada klinik radyolojik tanı diyor. Akciğer kanserli olguların çoğu lokal yayılım kaynaklı belirti ve bulgular olan uzun süren veya karakteri değişen öksürük, kanlı balgam, hemoptizi, akciğerden kan gelmesi, nefes darlığı, göğüs, sırt ağrısı, ses kısıklığı, tekrarlayan veya rezolüsyonu çözünürlüğü geciken pneumoniler, vena cava superior sendromu, lenf yumrularının tutulumuna bağlı göç ettikten sonra burada lenf yumruları büyüyor ve toplar damarlara basınç yaptığı zaman, daha önce de örnek verdik, baştan gelen kirli kan mesela kalbe doğru giderken dışsal olarak bu lenf yumruları şişiyor ve basınç yapıyor damara. Kan yeterince akamıyor veya durgunlaşıyor iyice. Kafanın, yumruğunun basınç yaptığı tarafın kafa tarafında üst tarafındaki kan sıvısı damar dışına çıkmaya başlıyor. Ödemleşme şekilleniyor o regional bölgeler çerçevesinde. Demek ki buna vena cava superior sendromu diyoruz. Horner sendromu var. Pleural perikardiyal, kalbi saran, akciğerleri saran zarlar, efüzyon sıvı çıkıyor bunlara ve sistemik yayılımı düşündüren kilo kaybı, kemik ve baş ağrısı, kişilik değişiklikleri, serum alkalen fosfataz, serbest kalsiyum ve LDH yüksekliği gibi belirti ve bulgular ve veya hipertrofik pulmoner, büyüyen akciğer, osteoartropati ve diğerleri paraneoplastik sendromlar ile başvururlar. Evet, burada ara verelim. Gerisi hekimlikle ilgili daha detaylı konular. PET cihazı var. Positron emission tomografi. Bu cihaz Türkiye'de dahil çok yaygın olarak bulunan bir cihaz değil, kanser hücrelerinin glukozu fazla tüketmesi, metabolizması mantığı üzerinden tasarlanmıştır. Bütün vücudu, bizde bazı kitaplar vardır, bu cihazı çok detaylı ve görüntülerini de tespiti halinde yorumlanarak klinik anlama dönüştürülmesi, gerçek bir bilgiye dönüştürülmesine çok ciddi katkı veren şeyler var. Kıbrıs'ta bu cihaz mevcuttur. Evet. Evrelemelerden bahsediyor. Bilgisayarlı toraks, göğüs tomografileri, değişik değişik detaylar. Bir hayli hekimliği ilgilendiren detaylar bulunmaktadır. Bunlar halk sağlığı eğitim programının harici konulardır. Sadece hekimleri bağlar. Yeni bir konu başlığına giriyoruz. Üst gastrointestinal sistem kanserleri. Üst gastrointestinal sistem kanserleri. Üst gastrointestinal, gastro mide, intestinal bağırsak demektir Türkçesiyle.
Üst gastrointestinal kanserler özofagus, yemek borusudur Türkçesi. Ve mide tümörlerini içerir. Bu kanserler birlikte en sık görülen sindirim sistemi kanserleridir. Hem sık görülmeleri hem de sakatlayıcı olmaları ve yüksek ölüm hızlarına sahip olmaları nedeniyle önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Özofagus, yemek borusu kanseri. Özofagus, yemek borusu kanseri tüm dünyada nispeten nadir görülmesine karşın sıklığı özellikle batı toplumlarında artış göstermektedir. Ve en çok ölümcül kanserlerden biri olarak bilinmektedir. Bunun başlıca nedeni hastalığın yayılım seyrine bağlı olarak çoğu hastaya ileri evrelerde tanı konulmasıdır. Epidemiyoloji. Tüm dünyada ölüme neden olan kanserler arasında özofagus, yemek borusu kanseri 6. sırada yer almaktadır. Tüm kanserlerin %1'inden ve kansere bağlı ölümlerin %2.2'sinden sorumludur. Özofagus, yemek borusu kanseri insidansı sıklığı coğrafi değişiklik göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde özofagus kanseri insidansı 100 bin olguda 4 olarak bildirilmesine karşın özofagus kanseri için endemik olan Çin ve İran gibi ülkelerde bu oran 100 binde 150 olarak rapor edilmiştir. Çok korkunç farklar vardır coğrafik olarak. Erkekler için ömür boyu özofagus kanserine yakalanma riski 8%, bayanlar için ise 3%'dür. Bu risk yaşla birlikte artış göstermektedir. Özofagus kanserleri sıklıkla 6. dekatta görülme eğilimindedir. Daha çok düşük sosyoekonomik durumdaki kişilerde görülür. Siyah ırk mensubu kişilerde beyazlara oranla daha sık olarak izlenmektedir. Etiyolojik etken faktörler, özofagus yemek borusu kanserlerinden sorumlu olduğu düşünülen etiyolojik faktörler tablo 1'de gösterilmiştir diyor. Sigara hem yassı hücreli hem de adeno karsinoma etiyolojisinden sorumludur. Evet, özofagus kanserlerinde etiyolojik faktörler yassı hücreli kanser, sigara, alkol, akalazya, kostik yakıcı yıkımlayıcı ajanlar, tiloris, palmaris, plantaris, bazı klinik sorunlar, Plummer-Wilson sendromu, radyoterapi, baş boyun tümörleri, çok sıcak içecek tüketimi, çok sıcak içecek tüketimi. Adeno kanser, diğer bir kanser tipi, yemek borusunda alt bölge ile üst taraflar arasında farklı farklı modeller çıkıyor karşımıza. Sigara, Barrett özofagusu, gastroözofajyal reflü mideden yemek borusuna doğru asit atılması olgusu. Değişik sebeplerle olabiliyor bu. Bunların detaylarına giremeyiz. Obasite, şişmanlık, radyoterapi. Görüleceği gibi hem yassı hücreli kanser modeli hem adeno kanser tiplerinde her ikisinde radyoterapi. Tedavi mi oluyorsunuz? Sonraki aşamalarda yeni sekonder veya yeni kanserler şekillenme adına bir yatırım mı yapılıyor? Radyoterapi, kemoterapi işte böyle bir tedavi. Gerçek bir tedavi değildir bunlar. Bunlar sadece insanlığın şu anki bilgisinin eriştiği boyutuyla, karşı tarafı tanıdığı boyutuyla ve yanlış mentalite üzerinden. Neden? Çünkü aynen bakteri ve virüse baktığı gibi insanlık bilim adamları kanser hücrelerini de adeta o mantıkla değerlendiriliyor. Halbuki burada kanser hücrelerinin kendi beyninde, iç yapısında, organlarında,
diğer yapılarında, hücre zarlarında, enerji santrallerinde, haberleşme sistemlerinde, gen düzeyinde, orijinal DNA'nın genlerinin ifadesinde sorun var. Bu sorunları çözmeleri yerine onu canavar ilan edip üzerine saldırıyorlar. O da kendine göre kendini koruyacaktır. Çoklu ilaç direnci. Bir hayli kemoterapötik ajanı uyguluyorlar. Hiçbir karşılık almıyorlar çoğu zaman. Biz olaya gerçekçi temelde 9 tane herhangi bir aşamada sonuç verecek şekilde 9 yeni farklı tedavi rejimi geliştirdik. Önce kanserin oluşumu ve mekanizmalarının teorisi, daha sonra da tedavisinin teorisi, protokolları ve rejimleri, dozajlaması yapılmamıştır. Yani pratik sahaya şu an girmiş değildir. Dozajlamasıyla ilgili yeni bir çalışma süreçleri daha gerekmektedir. Dozajlama sonrası pratik hayatın kendine gelecektir artık. Hangi aşamada isterse olsun, kesin ve kat'i olarak kanseri çözecek ilaçtır bunlar. Dünya insanlığının başka realitesi yoktur. Çünkü kansere bakış tarzı bugüne kadar tamamen yanlış mentalite ve yaklaşımlar üzerine kurulmuştur. Tabii bilim adamları da daha öncekilerin miraslarını çok sorgulamıyor çoğu zaman. Ne buldularsa onun üzerine diyor ki ben bu ilaçları farklı şekilde varyasyona uğrattığım zaman farklı modalitelerle 2 ay daha fazla yaşadı, 3 ay daha fazla yaşadı. Eğer bundan, yani insan çekinmelidir yani bu sözü söylesin. 2 ay 3 ay ne demektir? Kötüye göre 2-3 ay daha yaşadığı zaman övünülecek bir şey olabilir mi? Kötüye değil, biz absolut çözüme yönelik bir yaklaşımın, insanlığın mentalite olarak yeni bir beyaz sayfayla olaya bakmasını bekliyoruz. Biz yeni bir sayfa açtık. Fakat dünya insanlığı bunu sorgulayıp yeni bir bakış kazanana kadar herhalde bilmiyorum kaç yüzyıl daha kafa değiştirmemekte diretecektir gördüğüm kadarıyla. Diğer konularda olduğu gibi. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Başta nitrozaminler olmak üzere sigara içerisinde bulunan kanserojen maddeler direkt olarak mukozal hasara neden olarak kanser gelişimine yol açarlar. Alkol tüketimi özofagus kanseri gelişiminde rol oynayan bir diğer faktördür. Özellikle sigara ile birlikte kullanıldığında özofagus kanser riski artmaktadır. Diyet ve beslenme alışkanlıkları ve özofagus kanseri etiyolojisinden sorumlu faktörlerdendir. Vitamin ve eser elementlerin eksikliği ile özofagus kanseri arasında bir ilişki olduğu varsayılmaktadır. Varsayılmaktadır diyor kitap. Aslında öyledir. Neden? Mesela selenyum. Selenyumu eksik aldığınız zaman antioksidan enzim, glutasyon, peroksidaz enzimi çalışamayacaktı. Ve oksidantların hücumuna uğrayacaktır metabolizmamız. Oksidatif stres şekillenecektir. Vitaminler de aynı şekilde, özellikle B6 ve B12 vitamini folik asitle birlikte uygulanması son derece hayatidir. Tedavi rejimlerimizde buna yer verdik, faktörlerden sadece biri. Bu yetersiz olması halinde genlerin ifade edildiği bölgeler olan promotör bölgelerde hipermetilasyon şekilleniyor. Hipermetilasyon genlerin kendini ifade etmemesi demektir. Sadece mutasyon kimliğinin genleri kendini ifade edebiliyor. Bu son derece önemli. Salamura yapılmış gıdalar, tahıllardaki mantarlar, mantar toksinleri, nitratların redüksiyonunu artırırlar ve önce fungal özofajite mantara bağlı
yemek borusu yangısı ve daha sonra özofagus kanserine neden olabilirler. Çok sıcak içeceklerin fazla tüketimi, akalazya gibi yapısal hastalıklar, pulmoner Wilson hastalığı ve palmoplantar keratoderma gibi hastalıklar ve diğer kostik yakıcı maddelerin kaza sonucu kullanımı yası hücreli kanser riskini artıran diğer sebeplerdendir. Kronik yangı efrusu, kanser, karsinogenezis teori ve yasalarına baktığımızda problemli bir normal vücut hücremiz, zayıf kondisyonlu bir hücremiz, zaten bir tek hücreyle başlıyor bu olay, bu hastalık. Makrofajların hücumuyla birden fazla makrofajın uzun süreç içerisinde kendi DNA segmentlerini bu zayıf kondisyonlu hücremize transfer ederek mutasyonlar grubu kimliği dediğimiz bir kimlik oluşturuyorlar. Bu zayıf kondisyonlu hücremizde orijinal DNA'sına ilave eder. Daha sonra bu makrofajlar bir takım moleküller, growth faktör dediğimiz büyüme faktörleri, sitokinler, prostaglandinler ve en önemlisi nitrik oksitler boşaltıyorlar bu zayıf kondisyonlu hücre ile kendileri arasına. Buradan nitrik oksitle enerji santrallerini kilitliyorlar. Hücrenin, zayıf kondisyonlu hücrenin öte yandan nitrik oksitle merkezde kendilerinin yerleştirdikleri mutasyon kimliğine sinyaller yöneterek hücreyi dışarıdan yönetiyorlar. Ve bu sebeple kanser hücresinin en önemli dinamikleri şekillenmiş. Birinci yasa mutations group identity'dir. Yani mutasyonlar grubu kimliği. İkinci yasa yetersiz enerji. Üçüncü yasa kronik yangı. Dördüncü yasamız normal orijinal DNA'sının suprese olması, baskılanması, silence olması, susması, genlerini ifade edememesi. Yani düşünün bütün her şey uzuvlarınız, organlarınız size aittir. Her zaman değil tabii bu. Çünkü mutasyonlar kimliği kendi yeni dinamikler oluşturuyor. Haberleşme yan yolları oluşturuyor. Bunlara aberration signaling pathways diyoruz. Bu mutasyonlar kimliği sizin dinamiklerinizi kullanacak, sizi devre dışı bırakacak ve sizi dışarıdan gönderilen sinyallerle içeriden mutasyonlar kimliği üzerine kumanda edecek. Siz posa gibi bir hayalet gibi orada duruyorsunuz. Yaptığınız bütün kötü davranışlar, metastazlar, sürekli bölünmeler, parazitik fonksiyonlar, hani enerjiniz de çalışmıyor, enerji sistemleri de çöktü. Böyle bir hücre suçlanabilir mi acaba? Kendi mi yapıyor bu kötü davranışları yoksa kendisine dışarıdan giydirilen yeni bir kimliksel dinamikler üzerinden negatif davranış ve hareketler kendisine mi yaptırılıyor? İşte bilim adamları bunu görmek istemiyor veya göremiyor. Sadece kanser hücresinin kendilerine sinyal yaktığı, verdiği mesajları algılayıp onun üzerinden yuvarlak hesap bir takım yaklaşımlar. Damarlaşmaya çalışıyor, metastaz yapmaya çalışıyor. Damarlaşmaması için ilaç geliştirelim. Sürekli bölünüyor, o halde bölünmemesi için ilaç geliştirelim. Enerjisi, zaten enerji felaket durumdayken adamlar metotreksat dediğimiz kemoterapötik ajan olarak enerji sistemlerini köreltmeye, daha da kötüleştirmeye çalışıyor. Nasıl bir tasarımsa veya kinaz dediğimiz bir takım yolları kapatmaya çalışıyorlar. İşin realitesine gelme yerine kendilerinin yakıştırma yaptıkları tedavi yaklaşımlarını benimsiyorlar. Hayır,
kanser hücresinin kendi realitelerine paralel ve uygun olacak şekilde tedavi geliştirilmemesi, bu hücreyi düştüğü kısır döngülerden kurtarmaya yönelik tedavi, gerçek tedavi yaklaşımları çizilmediği sürece bu kısır döngüler, bu savaşlar, bu çatışmalar devam edecek ve dünya insanlığı sürekli her yıl dünyada kaç adet insan kanserden ölüyor? Bir araştırıldı mı acaba? Olgunlaşmamış bir hücre bunlara sebep oluyor ve insanı ölüme götürüyor. Peki insanlığın kaçta kaçı olgunlaşmış acaba? Biz de bunu soralım. Bu da başka soru. Yok denecek kadar az insan sayısı bu dünyada olgunlaşma yolunu tutuyor. Herkes ego kesilmeyi, eşittir mutasyonlar grubu kimliği üzerinden yanlışları benimsiyor ve yegane amaç ve düstur haline getiriyor. Bu nasıl mantık? Demek ki kendimizi tanımıyoruz. Daha ileriye geçelim. Biraz yorumları genişletmiş durumdayız. Kusura bakılmasın. Çeşitli nedenlerle medyastene uygulanan radyoterapi de hem yassı hücreli hem de adeno kanser gelişiminde önemli rol oynar. Adeno karsinom gelişmesinde en önemli risk faktörü Barrett özofagusudur. Barrett özofagusu normal özofagus yassı epitelinin intestinal kolumnar epitel metaplastik değişikliği ile ki metaplaziler tümör hücreleri gibi neoplastik dönüşümler değildir. Bir takım fiziksel dönüşümler A vitamin eksikliğinde olabiliyor. Daha sonraki aşamada kansere dönüşebilmektedir. Değişikliği ile karakterizedir ve premalin, malin öncesi bir oluşumdur. Ayrıca GERD, obezite ve antikolinerjik ajanlar, beta bloke edici ajanlar ve aminofilinler gibi ilaçlar adeno kanser riskini artıran diğer risk faktörleri olarak bilinirler. Özofagus kanseri etiyolojisinde genetik faktörler de sorumlu tutulmaktadır. Yassı hücreli karsinoma patogenezinde oluşumunda kanserin en önemli onkojen siklin D1'dir. P53 mutasyonu RB53 tümör süpresör gen ve proteinleri RB retinoblastoma delesyonu yani genetik olarak şifre kayıpları. Bu da çok önemli bir gen grubu retinoblastoma ve CMYC CMYC amplifikasyonu çoğalması diğer sorumlu genetik değişikliklerdir. Özofagus kanserlerinin %70'inde P53 tümör süpresör baskılayıcı mutasyonu vardır. Özofagus kanserinin endemik olduğu bölgelerde HPV, human papilloma virüs neoplazm gelişiminden sorumlu tutulabilmektedir. HPV enfeksiyonu ile özellikle serotip 16 ve 18, 16 ve 18 ki genelde aşıların içine bu tipleri koyuyorlar. Çünkü en çok izole ettikleri, tespit ettikleri bu tiplerdir. P53 tümör süpresör ve retinoblastoma gibi tümör baskılayıcı genlerin fonksiyonu kaybolur ve anormal hücre proliferasyonuna, çoğalmasına neden olur. Klinik bulgular. Özofagus kanserleri ek sık disfaji yutma güçlüğü ile ortaya çıkar. Hastaların %90'ında hafif veya aralıklı disfaji vardır. Diğer sık rastlanan semptomlar kilo kaybı ve odinofajidir. Tam tanımlanamayan retrosternal rahatsızlık, yanma, retrosternal göğüs gerisi diyelim.
rahatsızlık, yanma veya gıda pasajında yavaşlama olabilir. Progresif, ileri, disfaji, yutma güçlüğü, anoreksi, iştahsızlık, vücut ağırlığının %10-20'sini kaybedecek kadar olan kilo kaybı meydana gelebilir. Öksürük, ses kısıklığı, dispne, solunum güçlüğü ve sırt ağrısı daha sıklıkta görülmesine rağmen sıklıkla yaygın rezeke edilemeyecek hastalığı işaret eder. Sırt ağrısı medyastinal invazyonu yansıtabilir. Horlama sıklıkla laringeal sinir felci sonucu oluşur. Tümör ülserasyonu veya aorta özofageal fistül nedeniyle hematemezis meydana gelebilir. Dışkının kanla bulaşması gelebilir. Fistüle bağlı diğer semptomlar öksürük, göğüs ağrısı, dispne, solunum güçlüğü, horlama ve hemoptizi, akciğerlerden kan gelmesi, aspirasyon veya hava yollarının tutulması nedeniyle sık olarak öksürük veya tekrarlayıcı pnömoniler oluşur. İskelet metastazları bu hastalarda kemik ağrılarının en sık nedenidir. Fizik muayenede kaşeksi, çok zayıflama, lenfadenopati, pleural efüzyon, hepatomegali veya sağ supraklaviküler lem nodu, Virchow nodülü saptanabilir. Gaitada gizli kan pozitif olabilir. Evet, tanı var, tedavi, histopatoloji, evrelemeler, mide kanseri. Evet, mide kanseri. Gelişmiş Batı ülkelerinde sıklığı azalmakla birlikte mide kanseri tüm dünyada sindirim sisteminin en sık görülen kanser türüdür. Tanısal yaklaşım ve tedavi prensiplerinin Batı ile Doğu arasında bilinen farklılıklarına ek olarak hastalık patolojisi ve biyolojik davranışlarında da farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca son dönem araştırmalarda mide kanserinde hastalar arasında bir dizi moleküler ve biyolojik farklılıkların olduğunu da ortaya konmuştur. Epidemioloji. Tüm dünyada kansere bağlı ölümlerin yaklaşık %10'undan sorumlu olan mide kanserleri akciğer kanserinden sonra en yaygın ikinci kanserdir. Epidemiyolojik ve etiyolojik açıdan epidemik, intestinal tip ve endemik, difüz, infiltratif, ilerleyici olmak üzere iki türü var. Epidemik tipten ölüm oranı her ülke için olmazsa da genelde azalmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930'larda en sık görülen kanser. 1930'larda en sık görülen kanser iken bugün 8. sıradadır. Ancak endemik proksimal tip mide kanser sıklığı ve ölüm oranı gelişmiş Batı ülkelerinde artmaktadır. Fakat proksimal kanserin dikkat çekici yaygınlığı Asya'da gözlenmektedir. Buralarda halen mide, korpus, antrum ve pilor bölge kanseri sık olarak görülmeye devam etmektedir. Pilor bölgesi dediği 12 parmak parçası tarafıdır. Mide kanseri görülme sıklığı yaşla artmakta, her 10 yılda 2 katına çıkmaktadır. En sık 60 yaş sonrasında görülür. Epidemik formunda erkeklerde risk 3/2, 2/1'dir. Endemik tip mide kanserleri genel olarak daha erken yaşta ortaya çıkmakta ve kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta görülmektedir. Mide kanseri tüm dünyada çok farklı sıklıkta görülmektedir. Ancak etnik köken tek başına ülkeler veya bölgeler arasındaki mide kanser insidansındaki farklılıkları
açıklayamamaktadır. Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda mide kanseri görülme sıklığının daha çok çevresel faktörlerle yakın ilişkili olduğunu göstermektedir. Mide kanserinin insidansının sıklığı yüksek olduğu bölgelerden düşük riskli bölgeler göç edenlerde risk azalmaktadır. İlerleyen nesillerde bu risk az riskli ülkelerin yerlileriyle aynı seviyeye kadar inmektedir. Etiyolojik faktörler, beslenme ve çevresel faktörler mide kanseri gelişiminde en önemli etmenlerdir. Epidemik tip mide kanseri, kronik atrofik gastrit ve gastrit mukozada intestinal metaplazi ile ilişkilidir. Genellikle çevresel faktörler ve nadiren de otoimmün kökenli olarak kronik gastrit, kronik mide yangısı oluşmakta ve tuz veya Helicobacter pylori dediğimiz bir bakteri vardır. Birçok kanserojenik mide kanserlerinde izole edilen bir bakteri tipidir ve bununla direkt bağlantılı. Neden? Kronik yangı oluşturuyor. Kronik yangı oluşturan faktörlerin tümü diğer yasalarla, kanser oluşum yasalarıyla birleşirse kanser hücresi oluşuyor. Bu kadar net. Demek ki Helicobacter pylori varlığında kronik atrofik küçülmüş gastrit mide yangısı gelişmektedir. Beslenme yoluyla nitratlar önce nitrite, sonunda nitrozaminlere dönüşerek, ki bunu bakteriler yapıyor bu dönüştürme işini, önce intestinal metaplaziye, sonra da özellikle sodyum klor varlığında dispazi ve kansere dönüşmektedir. Gastrik asit eksikliği ve özellikle cerrahi sonrası alkalen reflü nitrozamin karsinogenezisin ya kanserin oluşumu ve mekanizmaların artışına yol açmaktadır. Düşük askorbik asit, C vitamini alımı, düşük askorbik asit yani C vitamini alımı ve nitratlar intestinal metabolizi şiddetini diyette beta karoten A vitamini ön maddesi düşüklüğü ve aşırı tuz alımı ise displaziyi artırmaktadır. Endemik tipte diyetsel etmenler daha az belirgin olmakla birlikte bu kanserde bile intestinal metaplazinin %50 oranında görülmesi yine de diyetin bu tip kanser gelişiminde önemli olabileceğini düşündürmektedir. Epidemik mide kanserinde tuzlanmış ve tütsülenmiş gıdaların rolü çok önemlidir. Turşu, tütsülenmiş, kurutulmuş balık, etler ve yüksek oranda pirinç tüketimi, sosis, bikarbonatlı çay mide kanseri gelişimi ile ilişkilidir. Fermente soya fasulyesi, marine edilmiş kök sebzelerde ve kuyu sularında mide kanserinin gelişmesine rol oynayan karsinojenler, kanser yapıcılar bulunmaktadır. Tütsülenmiş balıklarda 3-4 benzopren bulunmaktadır. Heterosiklik aromatik aminler pişirilme sırasında ortaya çıkmaktadır. Aflatoksin dediğimiz mantar toksini mide kanseri gelişiminde tam rolü bilinmemekle birlikte yaygın olduğu bölgelerde mide kanseri sıklığı fazladır. Ağız yoluyla alınan asbestozun da mide kanseri gelişiminde etkisi olabileceği sanılmaktadır. Alkol tek başına mide karsinogenezinde kanser oluşumu ve mekanizmalarında rol oynamamakla birlikte ağır alkol tüketimi ile birlikte sigara önemli risk faktörleridir. Aynı şekilde sigara ile çay ve kahve tüketimi de riski artırmaktadır. Endüstriyel su kirlenmesi, kömür, madeni, kauçuk, lastik, ormancılık, tahıl üretimi, biracılık ve dökümcülük çalışmaları, demir, nikel, silika ve kurşun maruziyetinde de mide kanser riski artmaktadır.
Ayrıca çeşitli nedenlerle radyoterapi alan hastalarda da risk artmaktadır. Evet, Helicobacter pylori enfeksiyonunun mide kanserinin gelişimi ile ilişkisi bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 1994'te Helicobacter pylori mide kanserinde kesin karsinojen olarak kabul etmiştir. Helicobacter pylori'nin gelişmekte olan ülkelerde %70-90, gelişmiş ülkelerde %30-50 oranında mide kanseri gelişimi ile ilişkili olduğu sanılmaktadır. Kanser riski özellikle şiddetli gastrik atrofi ve intestinal metaplazi olan hastalarda artmaktadır. Hayvan modellerinde Helicobacter pylori kronik inflamasyon yaratarak doğrudan kansere yol açabilmektedir. Sadece kronik yangı kanser yapmaz. Sadece yasalardan biridir. Çünkü kronik yangı olabilecek dünya kadar olay yaşar insanlar. O zaman hepsi kanser olacaktı bu duruma göre. Halbuki yasalardan sadece biri. Diğer yasalar da çalışacak. Dört yasadır. Özellikle hipoasidite, aziditenin az olması ve tuz varlığında risk artmaktadır. Bir diğer enfeksiyöz ajan olan Epstein-Barr virüsünün da mide kanser gelişimi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bazı genetik ve kişisel faktörler de mide kanseri gelişmesinde rol oynamaktadır. Mide kanseri riski birinci derecede akrabalarında mide kanseri olanlar risk 2-3 kat artmıştır. Bu risk özellikle intestinal tip için söz konusudur. Herediter genetik olarak non polyposis coli sendromunda da mide kanseri riski artmaktadır. Familial polyposis coli sendromlarında mide polipleri iyi huylu tümörlerdir bunlar. Polipler. Bu polipler bağırsaklarda da diğer bölgelerde de olabilir. Oranı artmış olmakla birlikte mide kanser riski daha az artmıştır. Polipler daha sonra kanserojen, kanser hücresine, tümörlerin kötü huylusuna dönüşme potansiyelindedir. Kan grubu A olanlarda da mide kanser gelişme riski artmıştır. Bunun nedeninin Helicobacter pylori'nin kan grubu adezinlerine daha kolay bağlanması ile ilişkili olduğu sanılmaktadır. Bu grup hastalarda daha çok infiltratif tip mide kanseri riski artmıştır. Ayrıca benign bir nedenle mide rezeksiyonu yapılan hastalarda da mide kanseri daha sık görülür. Karsinogenez, kanserin oluşumu ve mekanizmaları, saldırgan ajanların varlığında ve koruyucu faktörlerin eksikliğinde normal mide mukozasında önce gastrit, yangı, mide yangısı gelişir. Gelişen gastrit zemininde atrofi, küçülme meydana gelir ve bunun intestinal metaplazi, hücrelerde dönüşme, transformasyon kanser hücrelerinde olduğu anlamda değil, fiziksel bir dönüşüm, daha gerçek manada bir kanser hücresi ortaya erdiği yoktur. Fakat metaplaziler, yemek borusunun A vitamini eksikliğinde metaplazileri patoloji eğitimi alırken mikroskopta inceliyorduk. Bu metaplaziler daha sonraki aşamalarda kansere dönüşebiliyor. Metaplastik doku üzerinde displazi gelişir. Başlangıçta hafif, sonra orta ve en son şiddetli displaziyi kanser gelişimi izler. Mide kanseri çok basamaklı bir karsinogenez, kanser oluşumu ve mekanizmaları sürecine sahiptir. Bu süreçte onkojen, kanser yapıcılar, tümör süpresör gen, DNA tamir genleri, hücre siklus, döngü, bölünme aşamalarına verilen isimdir. Hücre siklus düzenleyicileri, telomer kromozomların uç kısımlarında bulunur ve telomerazlar ve mikrosatellit dediğimiz kromozomlar X şeklinde düşünülürse bağlı birbirlerine geçtikleri bölgelerde DNA'lar
Şifreler çok tekrarlar yapıyor bu bölgelerde. Bir telomer dediğimiz uç bölgelerinde kromozomların, bir de bağlantı, iki kromozomun, homolog kromozomun bir yere birbirlerine bağlandıkları bölgelerde. İnstabiliteyi, yani genetik instabilite var, genetik değişim var, düzen bozulmaz. İçeren genetik ve epigenetik değişiklikler rol oynamaktadır. Evet, burada kalsın bu sınıflandırma ve patoloji, evreleme, prognostik faktörler. Klinik tanımlama olayına biraz değinelim. Çünkü kişiler kendini gözlem yapabilmesi bazı bilgilerle donanımlı olmasını da gerektiriyor. Mide kanserinin özellikle erken evrelerinde özgül belirtisi yoktur. Hazımsızlık, epigastrik rahatsızlık genellikle hasta tarafından önemsenmez. Birçok kez de yanlışlıkla benign, iyi huylu bir mide rahatsızlığı tanısıyla hekimler tarafından tedavi edilebilirler. Hastalarda diğer belirtiler epigastrik ağrı, mide üstü ağrı, üst gastrointestinal, mide bağırsak kanama ve anemiye, kansızlığa bağlı yakınmalardır. Kansızlıklar, anemiler bilindiği üzere takatsızlık, çabuk yorulma, bitkinlik, nefessiz kalma hep belli tipik klinik belirtiler. Kanama bazen gizli olup anemi araştırılırken hastalık saptanır. Kanser olgularında kronik süreçler aynı zamanda çok ciddi anemik tablolar. Kırmızı hücrelerin yıkımlanması da söz konusudur. Demir yetmezliği anemileri, kronik anemik süreçlerdir bunlar. İleri evrede kilo kaybı, anoreksi, iştahsızlık, kusma görülür. Proksimal yerleşimli tümörlerde disfaji, yutma güçlüğü belirgin olabilir. Antral tümörlerde ise mide çıkım sendromu görülebilir. Fizik incelemede hastaların %30'unda palpe edilebilen kitle vardır. Fizik incelemede supraklaviküler bir şov. Periumbilikal göbek etrafı Sister Mary Joseph ve koltuk altı Irish lenfadenopatileri veya rektal palpe edilen kitle ve Krukenberg tümörlerine bağlı pelvik kitle görülebilir. Mide kanseri hematojen kan yoluyla en sık karaciğere metastaz yapar. Metastaza bağlı sarılık asit, hepatomegali karaciğerin büyümesi ve karaciğerde kitle saptanabilir. Mide kanserinde paraneoplastik olarak akantozis nigricans ve dermatomiyozit görülebilir. Hem hekimler kanserle mücadele edecek hem de tümör hücrelerin çıkardığı normal zamanda çıkmayan fakat tümör hücrelerinde çok farklı hormonal ajanlar, çok farklı salgılar, sekresyonlar var. Ve bunlara bağlı metabolik sapmalar ve başka hastalıklar da şekilleniyor. Klinik olgular şekilleniyor. Hepsiyle mücadele etmek zorundadır hekim. Yani son derece komplike. Zaten bu hastalık multidisipliner, çok bilim disiplinli bir mücadeleyi zorunlu kılmakta. Epidemik tip mide kanseri hematolojik olarak uzak metastaz yapma eğiliminde tümörlerdir. Ayrıca bu tümörler sıklıkla lenf nodu metastazı yapmadan peritoneal yayılım gösterebilirler. Peritoneal yayılım olan durumlarda yarım
İç organlarda da ikincil olarak eğilim görülüyor. Tanısal tetkikler, tedavi, takip filan gidiyor. Evet, bu burada bitiyor. İnce bağırsak ve kalın bağırsak. Kanserleri. İnce bağırsak ve kalın bağırsak kanserleri. İnce bağırsak kanserleri, ince bağırsak tümörleri, tüm gastrointestinal mide bağırsak tümörlerinin %5'ten azını oluşturur. Bunlar benin ya da malin olabilirler. Benin olanlar %25 kadarı polipoid adenomlardır. Onun dışında leymyom, lipom ve anjom tipi tümörler de görülebilir. Leymyom kas hücreleriyle ilgili, lipom yağ doku hücreleri, anjiyom damarla ilgili, anjiyom tipi tümörler de görülebilir. Anjiyomların bir kısmı telangiektazi ya da hemanjiyom. Bunların da iyi huyluları var, kötü huyluları var. Hemanjiyom var, hemanjiyokarsinom. Hemanjiyomların daha sonra herhalde anlatılacaktır. Tipinde olup intestinal kanamalara neden olabilirler. İnce bağırsak malin tümörlerinin yaklaşık olarak yarısını adenokanserler oluşturur. Bunlar daha çok distal, yani alt duodenum 12 parmak bağırsağı ve proksimal üst yeyunum ince bağırsakların ikincisidir. İkinci parçası. Duodenum birinci parçasına verilen attır. Yeyunum ikinci parçası. İleum üçüncü parçası oluyor. Görülür. Klinikte obstrüksiyona ya da ülsere oldukları, tıkanma ya da ülsere oldukları için kanamalara yol açabilir. Kesin tanı duodenoskopi 12 parmak bağırsağıyla ilgili endoskopi ve biyopsi ile konur tedavisi cerrahi rezeksiyondur. Diğer bir grup malin tümör ince bağırsak lenfomalarıdır. Bunlar primer ya da sekonder olabilirler. Sekonder alanları daha çok retroperitoneal veya mezenterik lem nodlarının yayılımı sonucunda görülür. Primer ince bağırsak lenfomaları Hodgkin dışı lenfomalardır. Genellikle difüz büyük hücreli tip görülür. Klinik olarak kilo kaybı, kusma ve obstrüksiyona yol açarlar. Tanı genellikle cerrahi eksplorasyon ile konur. Cerrahi sonrası kısa süreli genellikle 3 kür kombine kemoterapi seçilecek tedavi biçimidir. Pivullarının özel bir formu Orta Doğu'da görülen ve B hücreli bir lenfoma kürü olan Akdeniz lenfoması ya da immunoproliferatif ince bağırsak hastalığı da alfa ağır zincir hastalığı olarak da bilinen bu lenfomada kanda ve sindirim sistemi sekresyonlarında kısa alfa ağır zincirini içeren anormal immunglobulin A bulunur. Klinikte kronik diyare, yani kronik ishal, steatore dışkının, gaytanın yağla bulaşık olması ve çomak parmak görülmesi karakteristik bir bulgudur. Bu olgularda erken dönemde tetrasiklin gibi antibiyotiklerle sonuç alınabilir, ancak ileri evre vakalarda kombine kemoterapi tercih edilir. İnce bağırsak endokrin tümörleri, karsinoidler bir diğer grubu oluşturur. Obstrüksiyon ya da kontrol
edilemeyen karsinoid sendrom vakalarında palyatif semptomatik cerrahi düşünülebilir. Appendiks yerleşimli karsinoidlerin çapı 1 santimden küçük olanlarda sadece appendektomi ile %100'e yakın kür şansı mevcuttur. Kör bağırsakla ilgili. Benzer şekilde 1 santimden küçük rektum, kalın bağırsağın son kısmı, düz bağırsak, karsinoidlerinde de endoskopik eksizyon yeterli olabilmektedir. Bunun dışındaki lokalizasyon ve 1 santimden büyük tümörlerde standart kanser rezeksiyonları hemikolektomi gibi önerilmektedir. Son yıllarda GEP endokrin tümörlerde somatostatin reseptörlerinin gösterilmiş olması tanıda olduğu gibi tedavide de büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Biyoterapide somatostatin analogları oktreotit, lanreotit giderek yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Her iki ilacın da kısa uzun etkili formları mevcuttur. Malign karsinoidlerde oktreotit ile %90'ın üzerinde semptomatik düzelme, %60-90 biyokimyasal cevap alınabilmekte. Ancak anti-apoptotik ve anti-proliferatif özelliği nedeniyle de %10 objektif cevabın yanı sıra önemli ölçüde stabilizasyon sağlanabilmektedir. Diğer yandan malign karsinoidler interferon alfa ile de %15 objektif cevap, %50 biyokimyasal cevap alınabilmektedir. GEP endokrin tümörleri özellikle orta bağırsak karsinoidleri yavaş seyirli tümörler olup metastatik hastalar bile yıllarca yaşayabilmektedir. Son olarak ince bağırsak sarkomları içerisinde JAKIT reseptörü pozitifliğiyle ayrı bir grubu oluşturan gastrointestinal sistem tümörlerinin tedavisinde tirozin kinaz inhibitörü imatinib mesilat ile büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. Şu anki klasik kemoterapötik ajanlar da bunlar. Evet. Zaman zaman bazı bilgileri yanlış hatırlayabiliriz. Latincelerini Türkçe'ye anında çevirmeye çalışıyoruz. Bazı bilgilerde yanlış hatırlama olabilir. Anlayışla karşılanabileceğini ümit ediyoruz. Mazur görünmek dileğiyle. Evet. Kalın bağırsak kanserleri. Epidemiyoloji. Kalın bağırsak ya da kolon ve rektum kanserleri özellikle gelişmiş Batı ülkelerinin önemli bir sağlık sorunudur. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya ve benzeri ülkelerde toplumda görülme sıklığı 100 binde 40-60 arasında değişmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık olarak 150 bin, Avrupa'da ise 170 bin yeni vaka görülmektedir. Yaşam süresi boyunca toplumda her 50 kişiden birinde kolorektal kanser oluşmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm yeni kanser vakaları içinde görülme sıklığı erkekte ve kadında %11 oranı ile 3. sırayı oluşturmaktadır. Kanser ölümlerinin de benzer şekilde %10 oranı ile 3. nedenidir. Erkekte akciğer ve prostat kanserinden sonra, kadınlarda meme ve akciğer kanserinden sonra kalın bağırsak kanserleri her iki cinste eşit oranda görülür, ancak kolon kanseri kadınlarda, rektum kanseri ise erkeklerde biraz daha fazladır. Kolorektal kanserlerde son 20 yılda mortalite belirgin olarak azalmıştır. 5 yıllık genel sağ kalım %50-65 arasında olup erken evre lokalize hastalıkta bu oran %90'ın üzerindeyken ileri evre yaygın hastalıkta yaklaşık olarak %5 civarındadır. Tümör yerleşim yeri bakımından sigmoid kolon,
%36-38 oranla birinci sırada gelir. Daha sonra sırasıyla %24-27 Çekum ve çıkan kolonda, %15 Rektum'da, %10-16 Transvers kolonda, %7 inen kolonda, %3 anüste görülür. %3 anüste görülür. Bu kolon U harfi gibi düşününüz. Ters dönmüş U harfi gibi çıkan kolon, transvers kolon ve inen kolon diye düşünebilirsiniz. Evet, değişik değişik durumlar. Etiyopatogenez genetik faktörler. Familial polyposis coli. Herediter bir hastalık olup %80 malign transformasyon gösterir, dönüşüm gösterir. Otozomal dominant geçer genetik olarak. Görülme sıklığı 8000 doğumda 1'dir. Polyposis'in görülmeye başlamasından yaklaşık olarak 15 yıl sonra kanser görülür. Örneğin pubertede polyposis gelişen bir hastada 30 yaşında kanser ortaya çıkar. Kolonda polip sayısı 100 ya da daha fazladır. Bu grupta bazı özel sendromlar tanımlanmıştır. Gardner, Turcot, Oldfield ve Peutz-Jeger sendromları. Bunlardan Gardner sendromunda kolonda poliplerin yanı sıra mandibulada osteomlar, ciltte sebaseal kist ve desmoid tümörler görülüyor. Tabi detaylara giriliyor. Fazla da detaya girmek istemiyorum. Familial juvenil polyposis otozomal dominant bir sendromdur. Tüm gastrointestinal kanalda, mide bağırsak sisteminde lokalize multiple çoklu poliplerle karakterizedir. Polipler iyi huyludur. Daha sonra kansere dönüşme potansiyeli yüksek. Poliplerin sayısı 25-40 arasında değişmektedir. Çocuklarda anemi, kramp tarzı, karın ağrıları ve tekrarlayan volvulusa neden olabilir. Polipler çoğunlukla iyi huyludur, benindir. Ancak %9 oranında kolorektal kanser gelişir, ortalama kanser görülme yaşı 40 yaş civarındadır. Herediter non polyposis kolon kanseri sendromları Lynch sendromu 1-2. Herediter H.T. Lynch tarafından tanımlanan bu sendromda kolonda polyposis yoktur. Ancak kolon kanseri kalıtımsal otozomal dominant geçiş gösterir. Bu grup tüm kolon kanserlerinin %5-6'sını oluşturur. Lynch 1 sendromunda sadece kolon kanseri söz konusuyken Lynch 2 sendromunda meme, uterus, döliata yani over, yumurtalık, mide, ince bağırsak, renal, böbrek, pelvis, üreter böbrekten sidik kesesine idrarı ileten boru, üreter ve pankreatikobiliyer sistem, safra sistemli ve pankreas kanserleri gibi ekstra kolonik adeno kanserleri de görülmektedir. Ortalama kanser başlama yaşı 40-45'tir. Klinik tanısında Amsterdam kriterleri kullanılır. İnflamatuar bağırsak hastalıkları prekanseröz lezyonlardan bir diğeri colitis ulcerosa olup hastalığın tüm kolonu tutması ve uzun sürmesi de risk faktörüdür. Kolitis kolonun yangısı ülseroza şeklinde diyeyim sadece kısaca. Demek ki tüm kolonu tutması uzun sürmesi bir risk faktörüdür. Risk hastalık başladıktan 10 yıl sonra %10-25'e çıkar ve her sonraki yıl %2 artar. 20 yılı geçen vakalarda kanserleşme riski %35'tir.
Kolitis ulcerosa zemininde ortaya çıkan tümörler çoğu kez multisantriktir. Hemoroid ve divertikülün kanserle bir ilişkisi gösterilememiştir. 2. Çevresel faktörler, diyet, epidemiyolojik çalışmalar, kolon ve rektum kanserlerinde bazı dış faktörlerin kanser oluşma riskini artırdığını, bazı faktörlerin ise bu riski azaltabileceği göstermektedir. Diyetle ilişkili başlıca risk faktörleri hayvansal yağ ve kırmızı etin, özellikle sığır, domuz ve kuzu eti sık tüketimi, lif, fiberden fakir gıdalarla beslenme, lif eksikliği, obezite, aşırı kalori alımı ve düşük fiziksel aktivite, sigara ve alkol olarak bildirilmiştir. Bir araştırmada 1986-92 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde prospektif olarak izledikleri 47.949 sağlıklı erkekten oluşan popülasyonda 205 yeni kolon kanseri vakasını saptadıklarını ve bu grupta yukarıda tipleri belirtilen kırmızı etin sık tüketilmesinin haftada 5 kez veya üstünde anlamlı bir risk faktörü olduğunu bildirmişlerdir. Relative risk 3.57. Diyette rol oynadığı düşünülen belli başlı karsinojenler, kanser yapıcılar şunlardır. Fekapentanlar, feçeste bulunan potent mutajenlerdir, mikroflora tarafından üretildiği düşünülmektedir. 3. Ketosteroidler, ketosterolün metabolik ürünlerinden ürediği tahmin edilmektedir. Potansiyel tümör inisiyatörü ve promotörüdürler. Pirolizis ürünleri etin yüksek ısıda kızartılarak pişirilmesinden oluşan benzopiren gibi bileşiklerdir. Yağlı yiyecekler sonunda oluşan yüksek miktarda safra asitlerinin gastrointestinal mukozada proliferasyonu indükledikleri düşünülmektedir. Diyetle ilişkili koruyucu faktörler ise yine epidemiyolojik çalışmalara göre lifli gıdalar, sebze, meyve ve tahıllar, kalsiyum, vitamin D, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar, aspirin ve benzeri olarak bildirilmektedir. Bunlar koruyucu faktörlerdir. Kalsiyum, safra asitlerinin tuzlar halinde çökmesini sağlayarak onların kolon mukozası üzerine olumsuz etkilerini azaltmaktadır. Bu da önemli çünkü safra asitleri, birkaç çeşit safra asiti, kolik asit, kenodeoksikolik asit filan benzeri, bunlar doğal olarak bağırsak duvarı üzerinde negatif etkiler yapacaktır. Streptococcus bovis bakteriyemisi, feçeste bulunan bu bakteri ile endokardit, kalbin en iç tarafının yangısı veya septisemi, kanın patojenik ajanlarla enfekte edilmesi geçirenler kolorektal tümör sıklığının arttığı gözlenmiştir. Bunun nedeni bilinmemektedir. Ureterosigmoidostomi. Üreterosigmoidostomi ameliyatlarında yaklaşık 15-30 yıl sonra %5-10 oranında kolon kanseri oluştuğu bildirilmiştir. Kolon mukozasının kronik olarak idrar ve feçeste irrite olduğu bölgelerde tümör gelişmektedir. Kronik yangı kanser oluşumunun yasalarından biri. Kolorektal kanser patogenezi ile ilişkili çok basamaklı karsinogenezis, kanser oluşumu ve mekanizması, şeması şekil 1'de görülmektedir diyor. Daha ayrıntıya girmeyelim. Klinik belirti ve bulgular. Kolon, rektum kanserlerinde belli başlı semptomlar şunlardır. Aralıklı bazen kolik tarzında
karın ağrısı, bulantı ve kusma, kanama, kabızlık, ishal. En önemli semptom 40 yaşını aşmış bir bireyde dışkılama alışkanlığında değişme gözlenmesidir. Bu ishal ya da kabızlık şeklinde olabilir. Sol kolon tümörlerinde semptom daha çoktur. Ağrı dışkının kalem gibi incelmesi, yani pencil stool İngilizcesiyle, sık laksatif kullanma, ishal yapıcı kullanma ve bu nedenle erkenden tanınırlar. Sağ kolon kanserleri ise uzun süre sessiz kalır. Kitle ya da perforasyonla tanınırlar. Uzun süren anemi, halsizlik ve güçsüzlüğe yol açar. Bu vakaların 1/3'ü, 1/3 metastazla gelir. Fizik muayenede rektal tuşe, hekimin parmaklarla anal bölgeden girilerek muayene yapması, laboratuvar tetkikleri içerisinde de dışkıda gizli kan arınması, basit fakat değerli incelemeler, bir hepatomegali ve asit ancak ileri evre vakalarda görülür. Kadınlarda ikincil tümörler açısından meme ve jinekolojik muayene ihmal edilmemelidir. Evet, tanı, histopatoloji, tedavi, evreleme. Burada bu programı zaten yeterince uzun gitti, noktalayalım. Kaldığımız yerden daha sonra devam edeceğiz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese bu hazırlanan programların ciddi katkılar vermesi toplumsal kamuoyu, bilinç ve toplumsal kültürün şekillenmesi, bu hastalığın hem koruyucu hekimlik hem de tedavi edici hekimlikte bireylerin hekimle en güçlü işbirliğini yapabilmesi ümidiyle hazırlanmaktadır. Evet, sevgiler, saygılar, kalın sağlıcakla, hoşça kalın.